And distinguished guest, the last session before we... Öğle yemeği arasına çıkmadan önceki son oturumumuz önemli bir fintech uzmanı Jason Mikula. Lütfen ayrılmayın buradan. Çok güzel bir konuşma yapacak. Fintech endüstrisiyle ilgili konuşmaları duyacağız. Jason da sahnede şu anda. Evet, şimdi öğle yemeği ile aranızda duran tek şey benim. 15 dakikam var. 15 dakikadan sonra öğle yemeği molasına çıkacağız. Ondan önce Jason'dan bir şeyler duyalım. Beni bırakmayan arkadaşlar için Jason Mikula benim adım. 10 yıl boyunca tüketici borçlandırma süreçlerinde çalıştım. Goldman Sachs'ta da çalışmalarım oldu. Şimdi endüstri araştırma çalışmaları yapıyorum. Fintech alanında danışmanlıklar yapıyorum. ABD'de, dünyanın başka yerlerinde bunu yapıyorum. Sadece 14,5 dakikam var. O yüzden doğrudan konuya gireyim ve öğle yemeğine geçmenizi kolaylaştırayım. Tahmin ediyorum ki çoğunuz her şirketin bir fintech şirketi olacağı sözünü, vaatini duymuşsunuzdur. Angela Strange'in yaptığı bir girişim sermayesi yatırımcısı kendisi 4 yıl önce bunu söyledi ama o kadar da korkutucu gelen bir vaat değildi bu. O dönemde her şeyi kendiniz yapmalıydınız. Yavaş ve komplike, API tabanlı Microsoft altyapılarıyla çalışmanız gerekiyordu. Yeni şirketlerin hızlı bir şekilde birden fazla ürün ve hizmet yürütmesi de gerekiyordu süreç içerisinde. Bu kabiliyet sayesinde ürünler ve hizmetler geliştirildi. Buna gömülü finansman da diyebiliriz. Yeni gelir akışları üretti ve yeni veriler ortaya çıkardı ve hedefleme yapmasına da imkan tanıdı şirketlerin. Tabii şaşırmamamız gerekiyor şu noktada. Girişim sermayesi fonlaması fintechlere yapılan arttı. 9 kat arttı. 2010 ila 2020 arasında karşılaştırıldığında sıfır faiz ortamlarını düşünüyoruz. Yatırımcılar daha fazla risk de aldı. Ama 2021'de asıl aslında 3 katlık bir artış oldu yıldan yıla gittiğimizde. Yani bu hem sektör için iyimserliği arttırdı hem de pandemi içerisinde nasıl etkilendiğimizi de gösterdi. O dönemde piyasada görüş şuydu, pandemiye bir yanıt veriliyordu ve sektörü biraz daha 10 yıl ötesine taşımak çok önemliydi. Her şey hızlandırılmış gibiydi. Gelenekselden e-ticarete geçiş en belirgin değişimler arasında yer aldı. Ama her şeyin uzaktan online bir şekilde yapılması ve fiziksel lokasyonlara karşı bir mesafe alınması durumuyla karşı karşıya kaldık. Dijital dağıtım da mümkün oldu. 2019'dan 2021'e kadar banka şubeleri %6 oranında azaldı. 4000'i aşkın banka şubesi kapandı. Şirketlerin de kar elde etmesi giderek zorlaştı ve daha fazla yatırımcı daha çok VC varlık sınıfına odaklandı. Girişim sermayesi sınıfına odaklandı. Ama tüm bu orta vadeli trendler COVID ile ilgili değişik koşulları da göz önünde bulundurmamızı gerektiriyor. Korona ile birlikte değerlemeler oldu, farklı IPO'lar, halka arzlar yapıldı. Chime örneğin 31 milyar gibi bir değerleme aldı. Yani birçok şirket bu fırsattan faydalandı ve halka arz yaptılar. Robinhood, Mercator bunlar arasındaydı. Tabii daha küçük şirketler de bunu yaptı. Perakende ve stoklama çılgınlığından yararlandı. Data, Moneyline gibi, SoFi gibi firmalar bunu yaptı. Ama her güzel hikayenin bir sonu vardır. Enflasyon ortaya çıktıkça bu dönemin geçici olduğu anlaşıldı. Ve çok hızlı bir şekilde bu dönüşü gördük. Bir balon oluşturulmuştu. 15 yıl boyunca düşük faizler vardı ve eşi benzeri görülmemiş bir stabilite ile karşı karşıyaydık. Ama koronayla birlikte varlık krizleri de görmeye başladık. Faizlerin de artmasıyla, enflasyonun da artmasıyla yine de fintechler bankalarla işbirliği yapmaya başladı ya da bankalar kendi arasında bazı işbirlikleri yaptılar. Bu da yüksek
faiz ortamında bir teselli buldular ve karlılık bu sayede arttırılabildi bankalar arasında. 2019 yılında örneğin ECB'de, Avrupa Merkez Bankası'nda eksi 50 bas puanlık bir karlılık vardı. Bankanın ödeme yapması gerekiyordu, para koyması gerekiyordu. Ama faiz gelirleri diye bir kavram icat edildikten sonra bu sorun çözüldü. Fonlar da benzer bir trendle karşı karşıya kaldı faizlerin artmasıyla birlikte. Yeni normal dediğimiz dönemde yeniden açılmalar da oldu ve sonrasında biraz daha farklı hareket edilmesi gerekti. Yani şahsi olarak güvende hissettiğimiz, konforlu hissettiğimiz seyahat etmek olsun, bir banka şubesini ziyaret etmek olsun, sadece yeniden açılma bunlara tekabül etti. Ama halka açık piyasada ne oldu? 16 ila 18 ay boyunca özel piyasalara gidildi. Merkez bankaları faizleri arttırdıkça fintechlere yatırılan dolar hacmi daha da azaldı. Değerlemeler tekrar kendini belirledi ve bu anlaşılabilirdi ve normalleşmesinin önünde de bir engel olarak görünüyordu aslında fintechlerin ve dünyanın normalleşmesinin önünde. Bazı yüksek profilli özel piyasa örnekleri var. Karna bunlardan biri %40 milyar dolar oranında değerlemesinden kaydetti. Yine de stabilitesini, istikrarını 30 milyar gibi değer kayıpları da göründü. Burada hızlı büyümek önemliydi ama karlılık odağının da birazcık azalması gerekiyordu. Sıfır faiz ortamında girişim sermayeleri fintechlere yatırım yapıyordu ama daha farklı iş modelleri de ortaya çıktı ve geliştirildi ve faiz artırımları durumu biraz değişti. Ekonomik düzen burada değiştirildi ve karlılıkla ilgili farklı yöntemler ortaya çıktı. Harcamalar ve girişimler ve teşvikler ters ve negatif seçim yanlılığını da beraberinde getirdi. Teknoloji CEO'ları daha farklı adımlar atmak zorunda kaldı. Büyüme oranları birazcık yavaşladı. Yatırımcılar için ilk etapta çok cazip görünen bu büyüme oranlarıydı ama bunlar yavaşladı. Sadece girişim ve sermayesi ya da faizler de değil burada. 2020 felaket çöküşler oldu. Bitcoin'de oldu, Celsius'te, FTX'te oldu, BlockFi'de ve daha birçok Bitcoin'de ve parada çöküşler oldu, batmalar oldu ve kriptonun yeni versiyonları karşımıza çıktı. Banka, fintech ortaklıkları burada düşünüldü ya da bir hizmet olarak bankacılıkta oldukça regülasyonlara tabi bir sürece maruz kaldı. Daha fazla icra işlemleri başlatıldı burada. Bankalarla ilgili uyum adımları atıldı, işlemleri yapıldı. Blue Ridge, Cross River, Metropolitan ya da diğer bankaları da burada düşünmemiz gerekiyor. Bu sadece ABD'de olan bir durum değil. EMI'ları düşünelim. Burada Razors ve farklı işlem sistemlerini düşünebilirim. Bütün bunlar çok sıkı regülasyon süreçlerine tabi tutuldular. Şimdi ABD'de regülasyon süreci henüz bitmiş değil. Yani sismik bir şekilde fintech tarafını da etkileyecek bir trend bu. Şimdi regüle ürünleri düşünelim. Mevduatları tutmak diyelim. Herhangi bir şekilde ödeme kartının düzenlenmesi diyelim. Bir banka onayı gerekiyor. Burada beklenti, değişim beklentileri, kayma beklentileri, durum tespiti, risk yönetimi, iş planı, aksiyonu, sermaye yükseltmeleri, bunun gibi birçok süreci de beraberinde düşünmemiz gerekiyor. Zaman ve para harcanıyor burada ve başarılı olmayacak ya da küçük kalacak girişimlere de bu anlamda yatırımlar yapılmıyor. Fintech inovasyon döngüsünün ne noktasındayız? Birazcık kötü gelebilir ama fintech dediğimizde COVID'e kadar mikro bir döngü vardı. Öncelikle 2021'de beklentiler çok çok yukarı çıkmıştı. Şunu hatırlamak önemli.
Teknolojideki bu yükseliş yeni bir şey değil. Çok yüksek döngülerde bile, döngünün en yüksek noktalarında bile bunu düşünmemiz gerekiyor. 2021'de, 2021'de gördüğümüz yükselişler o kadar gerçek değildi. Çünkü temelden gücünü almıyordu, spekülasyondan ve kaçırma korkusundan gücünü alıyordu. Karna ya da bunun gibi şirketler 40 milyar değerlemelere bu kadar kolay ulaşmayacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk kez de değildi bu, son kez de olmayacaktır böyle bir balonun oluşması ve bunun gibi çeşitli çılgınlıklarda olacaktır. .com balonu da vardı 1990'lı yıllarda. Örneğin çok yüksek miktarda yatırımlar çekebiliyordu. Bazı şirketler altta yapan çekirdek teknolojilere de yatırım yapılıyordu. Ve çok başarılı internet girişimleri bu sayede mümkün oluyordu. Tamam, birçok sermaye kaynağı burada çarçur edilmiş olabilir. Yine de yeni teknolojilerin geliştirilmesine, yeni altyapıların geliştirilmesine de bu durum imkan tanıdı. Ve şimdi boyutları altta olabilir. Bazı fintechler için değerlemeler 2022'deki rakamlardan geri yükselmeye çalışıyor şimdi. Ve 2021'deki zirve noktaları da düşünmemiz lazım. Peki tüm bu şeyleri anlattıktan sonra bu 4 dakika içerisinde neden iyimser olduğumu anlatayım. Fintechlerin eski dönemine, yine buna fintech 1.0 demek istiyorum. Dijitalleşme, bankacılık diyorduk ve bütün bunlar offline tarafta gerçekleşiyordu ve bütün bunlar online'a geçirilmişti. Çoğu şey değişmedi aslında. Kağıtsız işlemler yapıldı. Şimdi onun yerine PDF yapılıyordu. Bankalar dijital kabiliyetlerini zaman içerisinde geliştirdiler ama o kadar büyük değişiklikler de yapmadılar. Ve 1.0'da 2008'de diyebiliriz, bir banka hesabı açmak ya da bir kredi başvurusu yapmak tamamen online'dı ama bu yine de olağan dışı bir süreçti ve çoğu finans kuruluşunun da üzerine bir yük oluşturuyordu. Temel olarak ama dayanak oluşturuyordu bankalar için dağıtım noktasında, mobil uygulama ve dijital pazarlamanın gücü bankalar tarafından keşfediliyordu. Yoğun inovasyonları da düşünelim. Akranlar arası borçlandırma süreçleri başladı örneğin. Mint gibi araçlar vardır. Yani PFM için bir araya getirilmiş hesap verileri. Ama bütün bunlar çok çok radikal değişiklikleri beraberinde getirmedi. Bu erken fintech şirketleri bazı konuları belirlemiş oldu ama 2.0 dönemi diyorum buna da. Yazılım söz konusunda ya doğrudan şişirilmiş olan yazılımları satın alıyorlardı eski satıcılardan ya da kendi teknolojilerini geliştiriyorlardı. Silikon Vadisi'nde bu teknolojiler geliştirilse bile teknolojiler yavaştı ve pahalıydı. Bunu bankayla entegre edebilmek ya da bir işleyiciye verebilmek milyonlarca dolar alıyordu. Ama Fintech 2.0 bu sınamaların üstesinden geldi ve düşük herhangi bir kod olmadan araçlanma mümkün oldu. Araç geliştirme mümkün oldu ve banka tedarik zincirinin parçalarına ayrılması farklı kabiliyetleri beraberinde getirdi. Banka kabiliyetlerini düşünelim burada. Mevduatların tutulması, ödeme kartlarının çıkarılması bir paradigma değişimine uğradı burada ve fintech startuplarının nasıl geliştirildiği ile ilgili de yeni soruları bize sordurdu ve o değer işletme ve ekonomik modelin de sürdürülebilir olmayacağını bu süreçte anladık. Çok heyecan verici olmayabilir, çok pırıl pırıl da olmayabilir, çok değer de vermeyebiliriz. Ama 2021'in en zirve noktalarında da olmayabilir. Ama gerçekten çözülemeyen zorlukları şu anda çözebiliyorlar. Sonraki dalga sıkıcı olabilir ama gerçekten sıkıcı olmak en korkunç şey olmasa gerek. Ve heyecan dolucu başka noktalarda var. Coğrafyalar çapında. Bunlardan bir tanesi dijital kimlik. Birçok yargı bölgesinde kimliğinizi tanımlarken online'da ya da uygulamada yaparken ya bir selfie çekiyorsunuz ya da kimlik kartınızın bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Şu anda manipülatif de olabilir. Bu kadar iyi bir AI varken durum daha da kötüleşecektir. Dijital kimlik sorununu çözmek bölgeye göre değişecektir. Şirketlerin, hükümetlerin ve müşterilerin ne düşündüğüne de bağlı olacak. Bu
ama temel bir problem, çözülmesi gereken bir problem bu ve dolandırıcılığın azaltılması ve kapsayıcılığın arttırılması için bizler nezdinde çok önemli. Ve burada Hyperdot da diyebiliriz aslında ve çok büyük bir fark yaratacak bizler için. Sadece müşteriye ulaşan bir sohbet kutusu değil ama müşterilerin en önde, en arkada da co-pilot olabilmesi burada önemli. Çünkü gördüğümüz ürünler değişmeyebilir ama üretkenlik ve verimlilik çok fazla artacaktır. Bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Bir de tokenizasyondan bahsedeyim burada. Kriptoyu aklınızdan çıkararak düşünün. Mevcut trendlere baktığımızda gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun iyi bir potansiyele sahip olduğunu söylemek istiyorum. Verimlilikleri artıracaktır, kapsayıcılığı artıracaktır ve farklı enstrümanlardan da yararlanmamızı sağlayacaktır. Bu şekilde kapatıyorum. Peki biz fintechlerin zirvesinin dönemine geçtik mi? VC tarafından baktığımızda evet, bu zirve ve tepe noktalarını geçtik ama ben bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada sürdürülebilir işletmeler kurabilmek önemli. Olabildiğince en yüksek değerlemede para toplamak değil buradaki amaç. Ve gerçekten hala inşa edeceğimiz çok şey var. Teşekkürler. Teşekkürler Jason bu vizyoner katkıların için. Şimdi 45 dakikalık öğle yemeğimiz var. Sonra burada tekrar buluşacağız.